saat, astronomik saat. Özelliği neydi Erkan Bey? Buraya bakıldığında ay takvimi olarak burada ayları görebiliyoruz, günleri görebiliyoruz, burçları görebiliyoruz. Bu şekilde yani aynı zamanda o zamanda doğan bir çocuğa hangi isim verilecekse onun da ismi orada yazıyor. Bu şekilde burada bir saatte birkaç tane bilgi aynı anda var. Evet. Bunu yaptıran kral çok kıskançmış. Öyle mi? Evet. O yüzden bunun mimarının gözlerini kör etmiş. O mimar da yine krala karşı geldiği için kendi bu makinesinin içine atmış. Bu şekilde saat kulesi bozulmuştu. Birkaç yüzyıl bozuktu. Sonradan yani birkaç yüzyıl sonra teknoloji yine ilerleyince bunun yine motoru çalıştırılabildi. Ve çalıştı. Şu an çalışıyor evet. Nasıl çalışıyor? Şimdi söyler misin? Üstteki kadranın alttaki kadran neyi ifade ediyor? Sen okuyabiliyor musun? Ne poz verdi ya? İşte şu anki burçları gösteriyor. Takımlarını gösteriyor. Ortadaki şu öndeki saat burçları gösteriyor. Şimdi yakından çekeyim. Alttaki? Şurak'ta derin ırmağın üzerine setler yapmışlar. Bakın üst taraf kayıklarla gezme alanı. Alt tarafta bir şey yok. Farklı hoş bir şey yapmış. Orada kayıklarla rahatça gezebilirsiniz sandallarla. Fırat'tayız. Fırat'ın kralı, Çek kral, Rezenburg'a gelmiş. Regensburg'a gelmiş Almanya'nın. Regensburg'da bu bizim Osmanlı mimarisine benzeyen köprüyü görmüş. Demiş ki aynısından bize de lazım bundan. Bir tane acilen yapılması ve hemen o köprüden bir tane yaptırmış. Şu an o köprünün üzerinde yürüyoruz. Ve bu köprünün üzerinde en çok olan şeyler heykeller, turistik yermiş. Burası Prag'ın en turistik yerlerinden birisi. Zaten bir kale, bir de burasını söylüyorlar. Bir tane de astronomik saat varmış. Onu da göreceğiz ama bakın hemen hemen köprünün üzerinde geziyoruz. Heykeller, turistik yerler, kalabalık çok güzel. Burası Kafka'nın müzesi. Çeklerin en büyük yazarı Franz Kafka. Burayı burayı görmeyek, burayı görme. Burası çok kötü. Hareket ediyor. Tekrar bir yer buldum. Düzgün bir manzara çekebilirim. İşte burada. İşte Prag. Abi de oradan çekeyim. Çok güzel, mutlaka bir köprüler var. İşte Prag. Prag'da devam ediyoruz. Bütün şehir manzarasına. İşte önden bir ara boşluk buldum. Sir, chair, a moment, please. Mm-hmm. Yeah. Thanks. Sorry. Peki de bu ırmak ne? Irmağın adı ne arkadaşlar? Bilen var mı? Hı? Irmağın adı ne? Kimse bilmiyor. Şu köprü karşıda gördüğümüz Osmanlı mimarisi ve Selçuklu'ya benzeyen mimari. Selçuklu değil ama burada çok meşhurmuş bu köprü. Prag'ın en meşhur köprüsüymüş ve çok turistikmiş. Bir dakika müsaade misin? Tabii 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 arkadaşlar. Kalesinden çıkıyoruz. Şimdi şehir manzarasına bakacağız. Oo, Prag. İşte Prag'daki kilise.
farklı bir kilise. Bunlar da zannetli kilise yapıyorlar işte her ikisi de. Burada kilisenin Çekoslovakya'da kilise Çek'te kilisenin bir önemi yok. Çek Cumhuriyeti'nde çok fazla değer vermiyorlar. Çünkü kiliselerin içini sanat merkezi olarak kullanıyorlar. Resim sergisi olarak kullanıyorlar. Şöyle gelin şuradan.